First of all, congratulations to Italy and a big thank you to Konya because the host was really great in last days and also the support today in the stadium. This is what I would like to say before. Öncelikle ben tabii ki burada İtalya'yı tebrik etmek istiyorum karşılaşmayı kazandığı için. Bunun yanı sıra Konya'daki taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Vermiş oldukları destek çok iyiydi. Aynı şekilde Portekiz'e gelerek bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. In the end we lost two matches. This is completely right. This is what hurts. On the other side, this was this kind of matches on this high level, which I would like to have, because if we are learning out of these matches, then this will be the best education for everybody from us. Evet, iki maç kaybettik, doğru. Üzgünüz ama böylesine üst düzey maçları oynamayı istiyoruz açıkçası. Eğer böyle üst düzey maçlar bize bir şey öğretecekse, tabii ki böylesi karşılaşmalardan çıkarımlarımız da oluyor. Especially in the pass quality or in this quality of the first ball contact, there were benchmarks from Portugal and Italy. So we know, or every player saw and knows what he has to improve. Özellikle pas kalitesi ve topa ilk dokunuş anlamında bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük iki karşılaşmada da. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Tabii bugünkü maça bakarsak ilk önceliğimiz Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bunu dile getirmiştik. Bu sefer hızlı bir başlangıç yapmak istedik ve bunu da yaptık. Daha sonra ise pasif bir konuma geçtik ve yenen goller beni hoca olarak üzdü diyebilirim. Bir tanesi frikikten, bir tanesi bireysel hatadan, diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller üçlü, dörtlü, beşli savunma oynamış olduğumuzdan dolayı kaynaklanmadı. Biz bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. On the other side, we had in Portugal the chance short before the end to equalize. And if we are honest, today there were now no big chances from Italy. Fırsat yaratma anlamında, pozitifler anlamında konuşursak, fırsat yaratma, daha çok fırsat yarattık bu karşılaşmada Portekiz maçına nazaran ve bazı oyuncuların da böylesine üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük. Yes, very good. I'm so happy to have him because if the match is going like today, for example, then he's perfect to bring him in because the mentality that he brings on the pitch, because he has only one idea, he wants to score, he wants to be in the box and he wants to score. So I'm happy to have a player like this. Ben performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Maçın özellikle bu şekilde gittiği dakikalarda oyuna girmesi bize katkı sağlıyor ve tek düşündüğü bir şey var. O da ceza sahasının içerisine bir an önce girip gol atmak. Şimdi performansa dayalı olarak zaten oyuncularımızı buraya alıyoruz, seçiyoruz ve onları görüyoruz. İyi performans gösteren her arkadaşımızı buraya davet edebiliriz. Ve Portekiz, İtalya gibi rakiplerle oynadığınızda buraya seçmiş olduğunuz oyuncuların performanslarıyla ilgili, böylesi rakiplere karşı nasıl oynadığıyla ilgili ölçme, değerlendirmeleri yapma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler. Oyunumuzla ilgili geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu zaten söyledik. Ama bu bir günden ötekine olmuyor maalesef.